Değerli konuklar, hoş geldiniz. Bu gerçekten çok özel akşamda, konsere doğru söyleşisinde çok değerli besteciler ve çok sevgili arkadaşlarımla birlikte sizinle burada İlhan Osmanbaş'ın 100. yaşını kutlama konseri öncesinde bir konsere doğru sohbetinde birlikteyiz. Çağımızın, daha doğrusu bu zamanın moda sözcüklerinden biri oldu. Tarihe tanıklık etmek. Her şeyde, her türlü olayda tarihe tanıklık ettiğimiz söyleniyor bize. Ama bugün herhalde bu tarihe tanıklık işi gerçekten söylenecek bir şey. Çünkü 100 yaşında bir bestecinin, yaşayan bir bestecinin yapıtları seslendirilecek. Eğer pandemi olmasaydı kendi de bizden birlikte burada olacaktı. Ama dün kaydedilen bir video mesajı konser öncesinde sizlerle, bizlerle, hepimizle paylaşılacak videodan. Onun dışında gerçekten hem kendi yapıtları seslendiriliyor hem de öğrencilerinin ona doğum günü hediyesi olarak bestelediği yapıtlar seslendirilecek. Gerçekten çok kolay rastlanabilecek şeyler değil. Onun için bu tarihe tanıklık etme sözcüğünü belki burada ben de kullanabilirim. 100 yaş ve yaşayan bir insanın, 100 yaşında bir bestecinin, bunlar zaten müzik tarihinde de çok fazla yok. Elliot Carter var. 104 yaşına kadar yaşıyor galiba. 1908 doğumlu. Bir de Faik Canselen Türk bestecilerimizden. O da 101 yaşına kadar yaşamış. Bunun dışında İlhan Bey gerçekten umarım hepsini geçer. Çok daha uzun yıllar bizlerle birlikte olur. Ama zaten Türk müzik bestecilik tarihini kazandırdığı şeyler çok fazla. Şimdi ben biraz sonra hemen sözü çok sevgili arkadaşım ve besteci Hasan Uçarsu'ya vereceğim ve o İlhan Bey'in Türk müzik tarihindeki yerini size anlatacak. Fakat onun öncesinde hemen bir iki cümle söylemek istiyorum. 1921 doğumlu, malum 100. yılı olduğuna göre ve İstanbul'da doğuyor, Ayvalık'ta yetişiyor. Daha sonra Galatasaray Lisesi ve sonrasında gerçekten Türk bestecilerin, hemen hemen Türk beşlerinin hemen hepsiyle bir şekilde bir öğretmen-öğrenci ilişkisi var. Sonrasında da konservatuvarlarda, kendisi değişik konservatuvarlarda öğretmen, yönetici olarak çok uzun yıllar görev yapıyor. Ve de kompozisyon öğrencisi olsun olmasın, herkesin hayatına gerçekten dokunmuş, bulunduğu sohbetlerde herkese hep bir şey öğretmiş birisi. Bir şekilde gerçekten bu çok önemli bir tarafı ve özellikle emekli olduğu Mimar Sinan Üniversitesi, şimdi Mimar Sinan'a bağlanmış olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, burada yanımda gördüğünüz besteciler de aralarında olduğu, gerçekten onlarca öğrenci yetiştirdi. Bir diğeri de bugün sahnede arp çalarken göreceğiniz İpek Mine Sonak'ın. O da hem arp hem de kompozisyon öğrencisinde İlhan Bey'in sınıfındaydı. Ben hemen Hasan'a dönmeden onun, İlhan Bey'in kendi kendine 20. yüzyıl bestecisini tanımladığı bir sözü var bir radyo programında. Şöyle demiş İlhan Bey, kendi ağzından bir çağdaş müzik bestecisine şöyle söyletmiş bir radyo programında. Para, alkış falan gözümde yok. Öyle bir şey yazayım ki şunlara hiç alışmadıkları, duymadıkları bir şey olsun. Alkış bir yana rahatsız olsunlar. Olsunlar da beni bu yönüyle tanısınlar. Getireceğim ses dünyası alt üst etsin onları. Bu İlhan Bey'in aslında son derece uyumlu, çevresiyle uyumlu ve geçmişe, geleneğe çok bağlı bir yönünü ilk başta sanki yokmuş gibi gösteren bir ifade belki. Ama İlhan Bey'in bestecilikteki ve Türk ve dünya besteciliğindeki 20. yüzyıl müziğindeki yerini size en iyi anlatacak isimlerden biri Hasan Uçarsu. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum İlhan Bey'e bağlanmadan önce. Bu
akşamki konserde benim de bir müziğim olmasını sevgili arkadaşlarım ısrarla benden istediler. Konserin ötelenmesi pandemi nedeniyle fırsat olarak, fakat benim hakikaten içinde bulunduğum yoğun çalışma sürecinde bu besteci olarak yer alamadım. Böylesine önemli bir etkinlikte 100. yılını kutladığımız, doğum gününü kutladığımız İlhan Uspanbaş'ın doğum günü kutlamamasında, o yüzden üzgünüm, fakat arkadaşlarıma ısrarları için hadi ufak bir şey yaz, bir yapabilirsin gibisinden ısrarları için hakikaten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, ama olsun, biz diğer arkadaşlarımın eserlerini, doğum günü kutlama müziklerini bugün inşallah biraz sonra dinleyeceğiz. Evet. Aydın'ın belirttiği gibi İlhan Uspanbaş'ın belki de en temel belirleyici yanlarından biri bu estetiğinin. Farklı bir şeyi yapmak, farklı bir şeyin peşinde olmak, bunun uyandıracağı şok, itki, yabancılaşma tesirini göze almak, olası bütün sonuçlarını göze almak. Böyle bir estetiği kurdu kendine ve devam ettirdi. Bu statik, durağan bir şey değil. Bunun farklı farklı görünümleri, farklı farklı uygulamalarını farklı yıllar içerisinde yaptı. Ama Aydın'ın da belirttiği gibi İlhan Uspanbaş bir tarafıyla da geleneği, geleneğin özelliklerini iyi bilen, kullanan, yürüten bir bestecidir. Çok farklı dönüşümlerle ben görüyorum eserlerinde onun izlerini. Ben bunun biraz sonra size birkaç cümleyle elimden geldiğince köklerini ve toplumsal çerçevesini anlatmaya çalışacağım. Türk besteciliğinde İlhan Uspanbaş'ın zaten festival kitapçığında da yazıyor, İkinci kuşak bestecilerimizdendir diye, Cumhuriyet döneminin. Çünkü genelde Cumhuriyet besteciliği kuşaklarla sınıflandırılma çalışılmıştır ki birkaç kuşak için bu doğrudur. Hakikaten daha belirli estetik anlayışlarda ya da doğrultuda bestecilik anlayışları oluşmuştur. Fakat bugün için pek de yeterli bir terminoloji olmasa da bir 3-4 kuşaktan söz etmek mümkün. Malum ilk kuşak temel çekirdeğini Türk Beşleri olarak adlandırılan grup olur. İşte hepimizin bildiği Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Eşitrey gibi 1904 ve 1908 doğumlular. Buna Ekrem Zeki Ün 10-14 gibi aynı estetik anlayışın içerisindeki farklı tatlıki besteciler koyabiliriz. İlhan Uspanbaş'ın içinde bulunduğu grup daha çok 20'li doğum tarihlilerdir ki çok da fark yok aralarında, 10-15 yıl maksimum bir fark var. Fakat yetiştikleri sosyal koşullar hakikaten çok farklı. İlhan Uspanbaş mesela 1921, Bülent Arel 19, işte İlhan Mimaroğlu 24-25 o tarihler. Yani bunların sanat anlayışı ilk kuşaktaki bestecilerin sanat anlayışından taban tabana zıt. Yani bir 10 senede, bir 15 senede bir kuşak farklılığından bu kadar mı birbirine karşı şey olur? Olur. Olur, hele hele o dönemlerde hepten olur. Adnan Saygun 1907 doğumlu. Efendim işte böyle ilk gençlik yaşı, Cemal Reçitre'yi 4 doğumlu. Balkan Savaşları'nı yaşıyor. Okula giderken ilahilerle okula gidiyor. Efendim piyano dersi alıyor bir taraftan, öbür taraftan da ailede ut çalınıyor. Böyle bir ortam. Birinci Dünya Savaşı, milli mücadele derken Cumhuriyet, 1928'e geldiğinde 25 yaşında harfler değişiyor. Latin harfleri. Bu ikinci kuşak bestecilerin durumu daha farklı. Onlar Cumhuriyet'in kendi evlerinde, yani İlhan Uspanbaş gözünü açtığında, okula gittiğinde Latin harfleriyle inkılapları, ilk heyecanını yaşayan Türkiye'de gözünü açıyor. Dolayısıyla içinde yetiştikleri ortam, eğitim, koşullar hakikaten hızlı bir değişimin ürünü. O yüzden 10-15 yıl burada kayda değer bir önemi olduğunu düşünüyorum.
Aydın söyledi, Ayvalık'ta evde abisi çok anlatır kendisi, bakın keman sonatlarını çalışıyor. Yani orada o gelen o nasıl bir müziği çözdüğünü, nasıl cümlelemeye çalıştığını filan, onun üstündeki Bach'ın etkisi, ki çok çok sonraki yıllarda Bach'la ilgili epey göndermeleri olan çok sayıda da müzik yazmıştır. Onu da belirtmek istiyorum. Sonrasında eğitimini Galatasaray Lisesi'nde yapıyor. Orada da yine violonsel dersleri almaya başlıyor. Konservatuvara gidişi tam İkinci Dünya Savaşı'nın ortaları, 41-42 tarihleri ve Ankara Konservatuvarı. Dolayısıyla bu iki sosyal ve tarihsel farklılıktan taban tabana, çünkü o ilk bestecilerin genel şeyi belli bir müzik kimliğine dayanan, işte Türk folkloruna, Türk müziği geçmişine dayanan ama Batı müziği tarzında bir müzik oluşturmak. Hatta onların bu içinde bulunduğu koşullar zaten Cumhuriyet'in ilk dönemindeki ideallerle de örtüştüğü için onlar ki çizgilerini böyle sürdürüyor. Ama Osman Baş'ın daha öğrencilik yıllarından bambaşka dertleri var. Yani böyle bir şeyden çok daha uluslararası bir müzik, bugün yaşadığı 40'larda benim dışımdaki ülkelerdeki nasıl bir müzik yapılıyor ki o savaş yıllarında radyolardan, değil mi Mehmet, sen de hatırlarsın, dinlemeye çalıştığı cızırtılı müziklerden daha öyle bir eğilimi var. Ve bu süreçte, yani o yeni Türkiye'nin, yeni Cumhuriyet'in, inkılapların çocuğu olarak, kolay da değil, Ankara Konservatuvarı'nda okuyor o dönemin iyi hocalarıyla. Fakat asıl şeyin belirlendiği yer İkinci Dünya Savaşı bittikten sonradır. Ki bütün bu saydığım ikinci kuşak bestecilerin formasyonları da biraz öyle oldu. Mesela şunu görüyorum. İlk kuşak bestecilerin eğitim gördüğü yerler eski dünyanın merkezleri, Paris, Viyana. Ama bu ikinci kuşak hepsi Amerika'ya gitti. Hepsinin formasyonu, ikinci formasyonları, Türkiye dışındaki formasyonları Amerika üstünden oldu. Değişen yeni dünya düzeninden sonra oluştu efendim, işte biliyorsunuz yeni sistem, Dünya Bankası, UNESCO, Birleşmiş Milletler ve benzeri. Aynı şey Bülent Alel öyle oldu, İlhan Mimaroğlu öyle oldu, İlhan Osman başta da öyle. Ama farklılık şu, Bülent Alel işte Amerika'ya gidip Amerika'da kaldı. Çok iyi üniversitelerde tarihi misyonlar yerine getirdi, gerçekleştirdi. İlhan Mimaroğlu keza öyle. İlhan Osman başı farklı, o döndü. Geriye döndü ve Ankara Konservatuvarı ve sonrasında da İstanbul'da hakikaten çok sayıda öğrenci yetiştirdi ve çok sayıda insanı bilgilendirdi. Ne açıdan bilgilendirdi? Güncel gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Çok uzun zamandır zaten belki yurt dışıyla teması yoktu ama yine radyodan kasetlere kaydedip derslerde getirip, işte Finlandiya'da bakın şöyle bir bestecinin bu eseri diye, böyle bir bu ilgi alanını korudu. Şunu da çok önemsiyorum İlhan Osmanbaş'ın müziğinde. Diyelim ki 1950'lerde gidiyorsunuz. 1950'ler bir estetik anlayış var ve onu siz geliyorsunuz, sürdürüyorsunuz. Genelde bestecilerde belli bir yaşa kadar bu şey sürer ama belli bir yaştan sonra da oturur kalır. İlhan Bey'de böyle bir şey hiç görmedim ben. Sürekli, kolay da değildir kendini yeni bir fikre, yeni bir şeye adapte edebilmek. Onda böyle bir, mesela Bülent Arel'de bu kadar böyle bir dönüşüm bilmiyorum. Mimaroğlu'nda bu kadar bir farklılaşma bilmiyorum. Bir yerden sonra doğaldır, yani kendini tekrar eder demeyeyim ama bir anlayışa, bir yörüngeye girer, orada döner. Ama Osman Baş'ta hakikaten bunun çok tersini gördüm. Her zaman bir farklı bir şeyi buldu, yakaladı, çıkardı. Bazen ayrıntılarda kalmış bir değerin üstüne gitti. O yüzden müziği bütün ileri yaşına kadar hep bir takım sorunlar, bazen rahatsızlıklar ortaya atan bir müzik oldu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İkincisi, kendi kuşağındaki diğer bestecilerden farklı olarak, eğitimci olarak çok sayıda
insan yetiştirdi, kitaplar çevirdi ve böyle bir işte bu akşam da olduğu gibi öğrencileriyle buluştuğu bir konser oldu. Bu eğitimcilik kısmını da ayrıca önemsiyorum. Çünkü diğer kendi kuşaktaşlarıyla da farklılığını ortaya koyan bir yaklaşımı olmuştur. Efendim, bu söylediklerimin müziklerinde yansımalarını muhtemelen arkadaşlarımız anlatacaktır. Ben kendilerine takdim ediyorum. Evet, şimdi bugün konserde İlhan Bey'in çalınacak yapıtları hakkında hangi yıllarda bestelendi, onun bestecilik şeyinde dönemlerinin hangilerini kapsıyor, onu da yine İlhan Bey'in kompozisyon öğrencilerinden Mehmet Ne Mutlu size anlatacak. Ama ben ona sözü vermeden içinde bulunduğumuz mekana da değinmek istiyorum. Herhalde İstanbul'da İlhan Bey'in yapıtlarını seslendirmek için, İlhan Bey'in 100. yaşını kutlamak için en iyi mekanlardan birindeyiz. Çağdaş Sanat Müzesi'nde. Bu mekanın da festivalde de zaten şey yapıyor ama bu mekanın da bu kullanılmasına izin verdiği için Artere ve Melih Tereli'ye de gerçekten en içten teşekkürleri ben bir kere daha festival adına da söylemek istiyorum. Ayrıca konserin sponsoru olan Aromsa'ya da böyle bir tek başına üstlendiği için bunu ve Murat Yasa'ya böylesine bir konserin yapılmasını, bu sıra dışı konserin yapılmasını olanaklı kıldıkları için. Evet, şimdi konserde seslendirilecek İlhan Bey'in yapıtları hakkında sözü Mehmet'e bırakıyorum ama o önce belki yine Hasan gibi kendi, evet, bir günah çıkaracak, kendi bestesi niye bir 10 gün kala çalınamaz oldu, daha doğrusu yetişemedi, onu söyleyip oradan İlhan Bey'e şey yapacak. Evet. Evet, zor bir görev verdi Aydın. Ben de özetleyeyim durumu. Maalesef benim Hasan gibi, Hasan'ınkiler gibi haklı ve gerçekçi gerekçelerim de çok yok. Biraz boyumu aşan bir projeye girmiş oldum belki. Bir defa her şeyden önce bu konser akşamını ta 2-3 yıl önceden planlayıp hayata geçirmek üzere girişimde bulunan, bizlerle paylaşan, tartışmalarını yapan Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu'na, onun yöneticilerine, bütün içinde çalan müzisyenlere ve Aydın'a çok teşekkür ederim. Hem hocamız adına teşekkür ederim, hem kendi adıma. Çünkü çok güzel düşünülmüş bir akşam bu aslında. Tam da Osman Baş'ın istediği gibi bir akşam. Maalesef buna katkımın sınırlı olmasından hakikaten çok büyük utanç duyuyorum. Ama telafi etmek için önümdeki günleri sayıyorum yani. Bu boyumu aşan projede ben 9 konuşmacı için bir ön kayıt hazırlayıp onun üzerine Diskant Ensemble'ın canlı olarak çalacağı çalgı partilerini yazmak şeklinde bir yol tuttum. Fakat bu birinci kısmı çok uzun sürdü, zahmetli oldu ve asıl mesainin büyük bir kısmını aldığı için asıl iş olan partisyonu yazmaya yeterince vakit kalmadı, partileri hazırlamaya. Onun için bu konsere sıkıştırmayalım ama yıl bitmeden, Osman Baş yılı bitmeden de onu bir şekilde hayata geçirmenin yollarını arayalım dedik. O daha mantıklı bir seçim olacaktı. O yolu seçtik. Gerçekten bugün ben de katılmak isterdim hakikaten besteciler arasına. Ama dediğim gibi yani hani Osman Baş'a söyleseniz geç kalma diye bir şey yoktur. Yani hayat akıp gitmektedir ve her şey olması gerektiği zaman olur. Yani bu mekanı görseydi kendisi veya bu işte çevremizde uçan sürekli bir Aydın'a bir bana gelen sineği görseydi mutlaka onlarla ilgili de bir müzikal gönderme yapardı etraftan gelen sesler hakkında. Çünkü her şeyi kabul etmek üzerine hayatını kurmuş olan bir insan, yani karakteri de öyle. Herkesi ve her şeyi olduğu haliyle ve yapıldığı haliyle kabul etmek. Kabul etmek demek illa onaylamak anlamına gelmez ama o kabul etmek kendisiyle o ortaya çıkan şeyler arasındaki ilişkiyi de düzenleme hakkını, merakını ona hep vermiş olan bir besteci. Öğrencileriyle ilişkisini de öyle kuruyor. Osman Baş eğer yapacak olsaydı bu akşamı tahmin ediyorum Diskant'ın bu akşam seçtiği gibi bir program seçerdi. Çünkü onun için önemli olan şeylerden
belki başta geleni geleneğin oluşması. Bu gelenek ne kadar avantgardist bir şey de olsa, ne kadar yıkıcı, kavurucu, devrimci bir şey de olsa, onun bir çemberinin oluşması, bir bahçesinin oluşması, ürünlerinin filizlenmesi, çiçeklenmesi için zaman, emek, yıllar gerekir ve bu gerekliliği hiçbir şey aşamaz. Yani mutlaka bu zamanları vermek lazım, bu emekleri vermek lazım, pek çok şeyin heba olmasını göze almak lazım. Dolayısıyla bu konser akşamında kendi yapıtları kadar Ahmet'in yapıtını, Özkan'ın yapıtını da önemseyecektir ve onları daha büyük bir can kulağıyla dinleyecektir. Ve asıl önemli olan bu karşılıklı etkileşimin, yani ortaya çıkan eserlerin birbiriyle konuşmasının yaratacağı yeni eserler. Burada genç arkadaşları da görüyorum, besteci arkadaşları. Onlar da kim bilir neler öğrenecekler bu akşamki konserden ve kendilerine bir takım şeyler alacaklar. Usman Başı'nın hayatının özeti budur yani. Etraftan bir takım şeylerin kokusunu almak, sezmek, dalmak, çıkmak, hiçbir şeyi o kişilere bırakmayıp gerçekten onların içinden ne getirebiliyorsa kendi müziğine, kendi anlayışına bunu getirmek, onu kendi yaratıcılığıyla birleştirerek ortaya yeni ve bambaşka hakikaten eserler çıkmasını sağlamak. Zannediyorum Hasan'ın da ortaya koyduğu o, yani evreleri vardır Usman Başı'nda tabii ki. Ankara Konservatuarı evresi, sonra 50'lerden itibaren iyice ikinci kuşakla birlikte davrandığı evre. Sonra ikinci kuşaktan çok sevdiği arkadaşların... Gelmiyor peki. İkinci kuşaktan çok yakın arkadaşlarının ülkeyi terk edip işte Amerika'ya vesaire gitmesinden sonra kısmi bir yalnızlaşması... Sonra ama yeni kuşaklarla bir takım ilişkileri kurması, her zaman yani en genç kuşakla bile sonradan, çünkü biz konservatuara emekliliğinden sonra çok davet ettik hocayı. Onların eserlerine bakması, partisyonları, mırıldanması, onu Ahmet anlatacak ayrıca. Yani bu ilişkinin canlı olması çok önemli bir şeydir. Süren olması çok önemli bir şeydir. Zaman içinde de bu gereken karşılığı bulacak, gereken birikimi kültürel anlamda sağlayacak diye düşünür. O anlamda da acelesi yoktur. Yani o bakımdan da biraz onun bu sakin gücünü bir hatırlamak bana bugünlerde iyi geliyor. Konser programına dönecek olursak, bu ilginç programda dediğim gibi bestecilerimizin Özkan'la Ahmet'in eserinin yanında Usman Baş'ın bir grup solo eserini göreceksiniz. Usman Baş'ın 40'lı yaşlarından, 50'li yaşlarından, 60'lı, 70'li yaşlarından, hatta 80'li yaşlarından birer solo eser var. Yani onlu dilimlere ayırırsak onun özellikle 70'lerden sonra... postmodern süreçlerle çok cesaretli bir şekilde, yani ki kendisi aslında Darmstadt ekolü dediğimiz, hani Avrupa'nın hardcore'unda yer alan Stockhausen, Boulez, Moderna falan kuşağının bir aslında üyesidir, çağdaşıdır. Ama kendini aşma konusunda Hasan'ın da demin dediği gibi müthiş bir esnekliği, başka türlü bir ufuk gücü vardır Usman Baş'ın. Dolayısıyla bu 70'lerden sonraki yenilenme süreçlerinde çok cesaretli bazı adımlar atmıştır. Sanki genç bir besteci gibi onun ele avuca sığmaz bir takım girişimlerine tanık olmuşuzdur. Onlardan bir kısmını bu solo müziklerde, özellikle violonsel için müzik 94'te, flüt 75'te, FL 75'te görme imkanınız olacak. Diskant öyle bir şekilde seçmiş ki işte 75'ten bir eser, 83'ten bir eser, İpek'in yaptığı arp kadensası, o da çok çok ilginç bir, büyük müziğin içinden çok güzel bir alıntı olacak. Sonra 94'ten bir eser, sonra böyle bir zıplamalar halinde, onar yıllık zıplamalar halinde bir geriye dönüş, ama tam çok böyle Usman Baş'ın büyük dönüşümler gerçekleştirdiği bir 10 yıla geri dönüş şeklinde 60'lara geri dönüş olacak. Aşağı yukarı bizim doğduğumuz çağlarda Usman Baş çok büyük bir adım atarak hocalarından devraldığı bir tür neoklasik üslubudaki ustalaşmasını tamam dediği, onu bitirdiği ve artık o Hasan'ın bahsettiği işte Leibowitz'ten bulduğu 12 ton kitabı, şuradan bulduğu bir Webern plağı, oradan dinlediği bir Schönberg eseriyle
kendisine yeni bir yol çizdiği, dizisellik üzerinde yürüdüğü fakat onun da ileri evrelerini hızla kat edip özgürlüğün, o rastlamsallık dediğimiz, açık yapıt dediğimiz, şans öğesi dediğimiz özgürlüğün tadını almaya başladığı yıldandır. Sekizili çalacaklar size. O da konserin bir hülasası olacak. Yani bütün konserdeki o zıplamalı Osmanbaş'ın buluşçu solo müziklerinin sonunda geldiği sekiz çalgıyı bir araya getirerek, sekiz müzisyeni bir araya getirerek elde edilmiş bir üst nokta. Ama tuhaf bir şekilde 60'lardan bir müzikle konser tamamlanacak. Ama kafanızda gerçekten ilginç bir Osmanbaş imgesi oluşacak diye düşünüyorum. Çünkü aslında her konser aynı besteci üzerine de olsa başka bir imge oluşturabilir. Bu da Discount'ın bence çok bilinçli seçtiği bir şeydir. Evet, şimdi hem yapıt konserde yapıtını dinleyeceğimiz bestecilerden biri Ahmet Altıner, buradaki bestecilerin en genci, hem de Discount'ın kurucularından ve de onu yönetecek olan şef olarak bize hem İlhan Bey'le olan ondan etkilenmesini, ona doğum günü hediyesini, niçin o başlıkla seçtiğini kendisi anlatacak. Çok teşekkürler Aydın. Osmanbaş'ın müziğine bakınca, müziğinin 40'lardan itibaren bakınca dikkatimi çeken bir nokta var. Ondan bahsetmek istiyorum aslında. Hasan ve Mehmet çok güzel özetlediler. 40'larda Bartok Stravinsky etkisi var. 50'lerde dizisel teknikleri kullanıyor. 60'larda rastlamsallığı kullanıyor. Daha sonra 60'lardan sonra çok daha karma teknikleri kullanıyor. Fakat burada bence çalgıyla, enstrümanla çok özel bir ilişkisi var Osmanbaş'ın. Bu ilişki şöyle bir ilişki değil. Yani sadece o çalgıların teknik özelliklerini bilmek, orada o tınıları kullanmak, çeşitli teknikleri uygulamak değil. O çalgıların Batı müziğinde 250-300 yıllık tarihinden gelen karakterlerini kullanmak. Yani çalgılar Osmanbaş'ın müziğine kendi dilleriyle dahil oluyorlar. Yani hangi Osmanbaş hangi teknikle yazarsa yazsın, dizelci teknikte de yazsın veya aleatorik bir müzikte yazarsa yazsın, keman orada kendi diliyle konuşuyor veya arp kendi diliyle konuşuyor. Fakat o dilin içinde Osmanbaş kendi cümlelerini, kendi sözcüklerini kullanıyor, kendi cümlelerini kuruyor. Enstrümanlar birer tarihsel karakterler olarak yer alıyorlar. Bence benim Osmanbaş'ın müziğinde dikkatimi çeken nokta özellikle bu. O yüzden bu solo müzikleri özellikle seçtik. Solo arp, solo flüt, solo violonsel, solo bas klarnet müziği. Ve sekizilde şöyle bir şey var. Üç klarnet, bir tanesi bas klarnet. Klarnetler legato çalabilmeleriyle, çok düşük nüanstan çok yüksek nüansa çıkabilmeleriyle, her türlü artikülasyonu yapabilme özellikleri, çok kıvrak enstrümanlar. Bunlara karşıt olarak da telli enstrümanlar var. Yani piyano, çelesta ve arp var. Ortada bunları birleştiren unsur da kornolar. Kornolar bazen bir tarafla beraber hareket ediyor, bazen öbür tarafta, bazen iki tarafı da birleştiriyor. Ama bütün bu enstrümanlar kendi karakterleriyle var oluyorlar. Bu tabii şu demek değil, bazı besteciler de soyut müzikal fikirleri enstrümanlara uygularlar ve gayet iyi çalışır bu. Fakat bu Osmanbaş'ın özelliği ve benim çok dikkatimi çeken ve sevdiğim bir şey. Bu programın da oluşmasında bunu göstermeye aslında biraz gayret ettik. Benim müziğimle ilgisine de şöyle belki gelebiliriz. Müziğin ismi ıslıkla, mırıltıyla ve İlhan Bey derslerinde veya dışarıda görüştüğümüzde müzikten bahsederken, bir şeyi anlatırken hep mırıldanarak, öyle örneğin bir violonsel sesini diye mırıltılar çıkararak veya başka bir enstrümanın sesini ıslıkla anlatırdı. Ve gerçekten o enstrümanı siz duyardınız o ıslıkla veya o mırıltıyla. Veya sadece bize anlatmak için değil, pencereden dışarıyı seyrederken de kendi kendine bir şeyler devamlı mırıldanırdı. Benim de bu beste fikir geldiğinde bu geldi İlhan Bey'le aklıma ve bunu canlandırdım kafamda. Bu ıslığı, mırıltıyı ve de bunun yanında
belki hocadan öğrenebildiğimiz her şey, bu bir sınırsızlığı da temsil ediyor. Bizim gibi ıslıkla, mırıltıyla çalışan bestecilerin kafasında hocadan gelenler nerelere gidebilir? Belki onunla ilgili bir sınırsızlık. Teşekkürler. Evet, şimdi bugün konserde çalınacak Bilal Bey doğum günü hediyesi olarak çalınacak yapıtlardan bir diğeri de Özkan Manav'ın Konuştuk Avuçlarımızda Su Sesleri. Şimdi kendisi bu eseri ve İlhan Bey'le olan öğretmen-öğrenci ilişkisinden de bahseder ama ben bir şekilde onun program notlarını sizde bu konserin program notlarının giriş cümlelerini okuduğum zaman aklıma bir şey takıldı. Onu sorarak başlamak istiyorum Özkan'a. Şöyle ki Özkan 20 Mayıs 1967 doğumlu. Evet. Özkan'dan tam 400 yıl önce neredeyse günü gününe 1567'de doğmuş bir besteci Claudio Monteverdi. 15 Mayıs'ta vaftiz edilmiş. Demek ki yani neredeyse günü gününe 400 yıl önceki bir besteciyle bir şekilde bir paralellik oluştuğu canlandı kafamda. Şimdi Özkan program notuna şöyle yazmış. Ki daha kendisi ayrıntılı anlatacaktır. Ki konuştuk avuçlarımızda su sesleri. Bu Salih Bolat'ın Neler Konuşmadık adlı şiirinin bir dizesinden alınıyor ve bu dizenin esinlediği imgelerin peşine düşer bu yapıt. Burada topluluk üyelerinden ikisi flüt ve klarnet neredeyse hep konuşma eylemi sergilerken keman ve çello çoğu kez su imgeleriyle oynaşır. Bu yaklaşımın alegorik olma tehlikesi taşıdığı aşikardır. Yine de bu tehlikenin farkında olarak bu yapıtta alegorizmin sınırlarında gezinmenin tadını çıkardığımı itiraf etmeliyim diyor Özkan ve bunu açacak. Ama Monteverdi ile bağlantısı ne? Monteverdi 1620'li yıllarda biliyorsunuz daha evvel ilk büyük opera bestecisi. Bestelediği Orfeo ve bir kısmı günümüze ulaşan Ariane operası ve daha sonra bestelediği operalarla gerçekten operanın doğuşunu şey yapan ve sözün müzikten çok daha önemli olduğunu söyleyen bir besteci. Tamamlanmamış bir operası var. Tetis'in Düğünü diye. Bunun için operanın librettistiyle yazışırken şöyle bir şeyi var. Diyor ki aşk tanrısının konuştuğu kişiler arasında rüzgarlar da var. Bu çok sayıda soprano kullanmamızı gerektiriyor. Ayrıca rüzgarların şarkı söylediği yerler var. Eğer konuşmazlarsa rüzgarların sesini nasıl taklit edebilirim? Ve bu durumda nasıl onların acılarını ifade edebilirim? Ariane bir kadın olduğu için bizi etkiledi. Aynı şekilde Orfeo da bir insandır, rüzgar değil. Müzik sözler olmadan rüzgarın sesini ya da hayvanların haykırışlarını ancak çağrıştırabilir. Ama rüzgarın dilini taklit edemez çünkü böyle bir şey gerçekte yoktur. 400 yıl sonra Monteverdi'den Özkan bu alegorik yaklaşımlara ve yapıtı için neler söyleyecek? Evet, mikrofonla konuşmaya pek alışık değilim ama deneyeceğim. Demek Mayıs 67 doğumlularda böyle bir alegorik olmaya zaman zaman eğilimler oluyor. Her ne kadar 400 yıl fark da olsa aramızda Mayıs işte 1567 ile 1967 arasında. Şimdi benim müziğimde iki temel imge var. Konuşma imgesi ve su imgesi. Konuşma imgesi çalgıların işte aşağı yukarı ortalama hızda seslendirdikleri bazı notalarla papapa gibi bazı motiflerin giderek serpilmesiyle açığa çıkıyor. Su imgesi de zaman zaman ses kaydırmaları, işte yaylı çalgılardaki bazı efektler, vurma çalgılardaki bazı özel renklerle açığa çıkmış oluyor. Ocean Drum diye bir çalgı kullandım vurma çalgılarda. O mesela su sesini epeyce öykünen bir çalgıdır. Rain Stick diye bir çalgı kullandım. O da işte yağmur değneği diye de çevrilebilir. Bir sergi var, yağmur çubuğu diye çevrilmiş. Dışarıda onu da gördüm bu arada. Rain Stick, yağmur çubuğu diye de çevrilmiş. O da bir su sesi imgesidir aslında. Ben alegorizmden aslında yani başka sanatçıların üretiminde karşılaştığımda çok haz etmiyorum.
Çünkü basit simgecilik olmuş oluyor. Gösterenle, işaret edenle, işaret edilen arasındaki mesafe çok yaklaştığında sanatın anlamı birazcık orada yitmiş, geriye çekilmiş gibi oluyor. O açıdan yani aslında alegorizm çok benim önemli değer verdiğim bir nitelik değil sanatta, ama burada işte bu eserde biraz ona yöneldim ve hatta hakikaten tadını çıkardığımda söyleyebilirim. Çünkü kompozisyon bir şekilde bu diyalogla ve su seslerinin işlenmesiyle gelişiyor. Onun ötesinde bu yapıtla İlhan Bey'in bir şeyi oluştu mu şöyle, sende? Onu diyecektim, evet. Onu unuttum. Şimdi İlhan hocamızın 99. yaşı için bestelenmiştir. Discount Ensemble'a ithaf edilmiştir. Onların isteği üzerine bestelenmiştir ve çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hem bu sipariş için hem çok emek vererek titizlikle çalıştıkları için. Ahmet Altıner ve bütün topluluğun üyelerini çok titizlikle, özveriyle çalıştılar. Tatillerini çoğunu herhalde yarıda kesip geldi bütün üyeler. Şimdi benim eserimde 99. yaşıyla ilgili şöyle bir ilişki var. 9'lu ses aralıkları kullanılmıştır eserde. Ve ikişer ikişer 9'lu ses aralıkları kullanılmıştır. İşte do, si, do diyez, re diyez diyelim ki. Oktav farklarıyla. Böylece 99. yaşına bir göndermede bulunmuş oldum İlhan hocamızın. Bu konser tabii geçen yıl yapılacaktı. Pandemi nedeniyle ertelendi. 100. yaşına gelmiş oldu hocamızın, sevgili hocamızın. Aslında çok da iyi oldu, çok anlamlı bir yuvarlak yaş dönemine gelmiş oldu, ama bestecilik açısından baktığımda 9'lu aralıkların çok daha verimli olduğunu söylemeliyim. Yani 100. yaşta böyle bir... Evet, yani evet, yani 99'un işaret ettiği müzikal içerik benim açımdan daha verimli idi, onu söyleyebilirim. İşte büyük 9'lular sonra küçük 9'lulara dönüşüyor. Böyle bir iki parçalı yapı var. Bunlar geliyor aklıma ve o diyaloglar bir şekilde bir doygunluk noktasına vardığı bir yerde de eser bitmiş oluyor. Evet. Evet. Senin söyleyeceklerin yapıdan şöyle, hocamızla yani, ilgili evet. Ben hocalarımı karşılaştırdığımda ilk kompozisyon hocam Adnan Saygun'du. Vefatı üzerine İlhan Usbanbaş'la çalıştım. İki tür besteci var gibi düşündüm. Birkaç gece öncesinden bunu düşünmeye başladım. Bir, vadinin içinde yürüyen besteciler. Yani o yürüdükleri yola inanan ve orada ısrarla ilerleyen besteciler. Her ne kadar o vadi zaman içinde genişleyecek de olsa, yani Saygun örneğinde bunu çok açıkça söyleyebiliriz. Bir de o tepeleri merak eden, tepelerin ardında ne vardır? Şu yani vadinin çevresindeki tepeleri çıkıp bir oradan işte topografyayı inceleyelim. Ondan sonra bitki örtüsünü inceleyelim. Oradan acaba nasıl görülür ufuk diye merak edenler. İlhan Usbanbaş'la işte o tepelere çıkan meraklı ve o ısrarla bir yol üzerinde inan ilerlemekten bu açıdan feragat eden bir besteci. Ve tepeye çıktıktan sonra bu sefer o tepenin ardını da merak edip bu sefer oraya yönelen tipte bir besteci. O tepe nedir 1950'li yılların başında, 40'ların sonunda? 12 ses müziğidir diyelim ki. Yani o 12 ses müziğine adım atmış ve tepeye çıkmıştır. Yani bunu bir hani yükselme olarak da ille estetik bir daha üstün bir üslup vesaire diye düşünmemek lazım, ama farklı bir noktaya müziğini taşıma açısından önemlidir. Ve oraya çıktıktan sonradır ki diyelim ki ardında bir aşağıda diyelim bir göl görüyor. O ancak oraya çıktığı zaman görülebilecek bir göl var orada. O gölü iniyor. Bu sefer onu araştırmaya, incelemeye başlıyor. Vadinin içinden yürüyen bestecilerin onu görme şansı yok. O göl de diyelim ki total serializm. Yani ikinci 12 ton bestecilerinin yöneldikleri işte ritim dizileri, gürlük dizilerini de içeren bir dizisellikçilik anlayışı.
Bu açıdan baktığımda İlhan Hoca aslında sadece işte tepelere çıkan, işte oradan ufuğu farklı perspektiften görmeye çalışan bir besteci değil, mağaralara da giren bir besteci gibi geliyor bana zaman zaman. Şöyle ki tamamen grafik notasyonla üretilmiş eseri vardır hocamızın. Bilmiyorum arkadaşların aklına hiç böyle grafik partisyonda eser ortaya koymuş İlhan hocamızın ardından gelen kuşaklardan bir örnek geliyor mu? Yani ben düşündüm, bulamadım. Yani tamamen grafik, yani resimsel notasyon, grafik öğelerle tasarlanmış partisyon ki onu Discount Ensemble'ın üyeleri aslında çok güzel bir icrasına sundular. Lines, çizgiler dediğim adı. Bir Alman çağdaş müzik topluluğunun isteği üzerine bestelenmiştir. İlhan hocamız aslında yani çok farklı anlayışlara, çok farklı estetiklere bestecilik serüvenlerini entelektüel ilgisiyle ve yaratıcılık heyecanıyla o entelektüel ilgisinin de tetiklediği yaratıcılık heyecanıyla yönelmiş bir bestecidir. Hatta belki birbiriyle karşıt konumlanan anlayışlara da yönelmiştir. Diyelim ki serializme yöneldikten sonra hatta total serializm daha da katı bir şekilde işte sadece ses perdelerinin değil ritimlerin işte gürlüklerin vesairenin belirlendiği bir hatta algoritmik denilebilecek bir kompozisyon anlayışı oradan kalkıp rastlamsallığa uzanması yani şans ve rastlantı öğesinin içeren bir kompozisyon anlayışına uzanması hakikaten bir uçtan bir başka uca yapılan bir ziyaret, yolculuk gibi gözüküyor bir yönüyle ama bunu kendi kuşağından yapan başka besteciler de var. Mesela Boulez geldi aklıma. Yani Boulez de total serializmden işte rastlantı öğesini içeren bir müziğe yönelmiştir sonradan. Bunları söyleyebilirim. Evet, sizin başka söylemek istediğiniz, ekleyeceğiniz muhakkak yani İlhan Bey hakkında söylense iyi olur diyeceğiniz bir şey var. Buyurun. Bana Ahmet hatırlattı. Ben İlhan Bey'in bu enstrümanla ailesindeki işte abisi keman çalardı, kendisi violonsa o ilişkiyi bağlayacaktım, unuttum. Çok çok haklısın. Yani benim gördüğüm İlhan Bey'in bir enstrümancılığı vardı ama o anlamda bir enstrümancı besteci değildi. İyi de piyano çalardı. Fakat düşüncesinde ben ve kendi örneklemlerinde de bunu çok iyi hatırlıyorum. Yani bir pasajı nota olarak çalmanın ötesinde bir pasaja anlam verme, onu müzikal açıdan forme etme girişimi onun bütün kompozisyon fikrinin de esasıydı. Ve ağırlıklı olarak da ben yaylı saz üstünden, ağırlıklı da cello üstünden müzik şeyinin geliştiğini, türediğini düşünüyorum. O mırıldanmalar filan hep cellodur. Onunla ilgili bir anekdot anlatıp size bırakacağım. Okula girdiğim ilk yıl, okul Yıldız'da otostop yapıyorum. Hop önümde Cengiz Tançı rahmetlinin kullandığı araç, yanında da İlhan Osmanbaş. Girdim arkaya oturdum, gidiyoruz işte Göztepe'ye kadar gittik, Selami Çeşme. Ya yol boyunca karşılıklı bir o mırıldanıyor. Bum bum bir İlhan Bey mırıldanıyor. Bu yani ben de arkadan daha yeni ufak bir çocuğum. Yo hayır, ikisinde de bir tuhaf anlatamayacağım bir hale ve bir pencereden dışarı bakıyor. Bir başka bir aleme dalmış. Yani aralarında da bir korelasyon yok. O ona cevap veriyor gibi de değil. Kendi alemlerinde mırıldana 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 yolculuğu tamamladım. Bunu evet gerçekten biraz sonra konser başlayacak. Burada sözlerimizi tamamlayalım. Hakikaten çok tarihi bir akşamda çok tarihi bir konsere tanıklık edeceğiz. Tekrar hem Aromsa'ya hem Arter'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Herkese çok teşekkürler. Pardon, bir cümle daha. Yani kuşağından farklı olarak İlhan Osmanbaş elektronik müzikle öyle ilgilenmedi besteci olarak. Hep insan, enstrüman
enstrümandan ses çıkaran grubu, interaksiyonu, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü o yıllar elektronik müziğin parladığı, zirve yaptığı, yepyeni sesler sunduğu, yeni ortamlar sunduğu bir şey. Yani insan faktörünü, enstrümancı faktörünü de dışarıda bırakmak istemeyen bir besteci. Bunu da söylemek istiyordum, unuttum. Kusuruma bakmayın. Aydıncığım, bir kere sana minnettarım bu yaptığın güzel moderasyon için ve Arter'e ve bana teşekkür etmek, iltifat ettin. Lütfunda bulunduğun için ayrıca bir teşekkürim. Ben Melih Fereli. Ben Arter'in kurucu direktörüyüm. Benim İlhan Hoca ile ilgili küçücük, eğer izin verirseniz bir şeyler eklemek ihtiyacını hissettiğim için söyleyeceğim. İlhan Hoca'yı hepimiz müzik tarafıyla tanıyoruz. Ama ben İlhan Hoca ile MİAM'da çalıştım. MİAM'da ders verdiğim dönemde. O zaman ben orada müzik projeleri yönetimi dersi veriyordum. Ben kendim şancıyım ve İlhan Hoca benim mentorlarım arasında kabul ettiğim üstün değerlerden birisidir. MİAM'da çalıştığımız dönemlerde kendisinin hoca olarak çalıştığı, benim de işte bir fakülte üyesi olarak hasbelkader yanında öğretim görevlisi olarak görev yaptığım bir dönemde çok güzel sohbetlerimiz oldu. Hatta biz salonlarımızdan bir tanesinin adını İlhan Hocamıza ithaf ettik, biliyorsunuz. O dönemde bana özellikle Özkan'ın değindiği bir şeyden hatırlıyorum. Sanatla müzik arasındaki ilişki konusunda sizin çok, bana hiçbir zaman sen demedi. Keşke deseydi hocam. Belki şimdi ziyaret ettiğimde diyecektir. Bu ilişkiyi irdeleyebilecek bir kurumsal duruşa çok ihtiyaç olduğunu hissediyorum Türkiye'de dedi. Ben tabii o zamanlar Arter gibi bir kuruluşu hayal edip de gerçekleştirmek gibi bir heves içerisinde olamazdım. Böyle bir imkan Türkiye'de olabileceğini aklıma dahi getiremezdim. Ta ki Ömer Koç bana bir teklifle gelip de acaba senin aklında bir hayatının projesi diyebileceğim bir hayal var mı dedi. Ve ben bunu İlhan Hoca'ya bağlıyorum. Çünkü onun beni tetiklemesinden sonra biz bu projenin üzerine çalışırken 2005'te başladık çalışmaya. Grafik notasyon içeren o kadar çok eser aldık ki koleksiyonumuza. Bizim koleksiyonumuzda yaklaşık 220'ye yakın müzikle ilişkisi çok güçlü olan eserler var. Ve biz sonra bunları acaba nasıl sergileriz diye baktığımızda özellikle iki tane sergimiz var şu anda. Bilmiyorum ne kadar fırsatınız oldu gezebilmek için ama belki başka bir gün gelir gezerseniz. İkisinin de kürasyonunu yapmak bana nasip oldu. Müzikle ilişkin benim diğer arkadaşlarıma göre daha güçlü olduğu için belki onlar bana izin verdiler. Bir tanesi Dinleyen Gözler için adını verdiğimiz sergi. Daha çok sinestezi, müzikle yani duyuyla diğer duyularımız arasında, duymakla diğer duyularımız arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir sergi. Ve orada hem John Cage'in, hem David Huder'in, hem Boyce'un, önemli isimler zikrediyorum, bizim koleksiyonumuzda olan eserlerini görmeniz mümkün. Yeni nesil arkadaşlarımızın bir de şunu bilmesini isterim. John Cage gibi grafik notasyonu son derece sofistike ve komplike olan bir bestecinin eserlerinin yorumlanmasını esasında emanet ettiği kişi de David Tudor. David Tudor kendisinden 14 yaş küçük, hafif romantik bir ilişkileri de var. Ama Pierre Boulez'in başlattığı yolda John Cage'le zaman zaman çatışmalar bile olsa David Tudor'la her zaman aynı ruh manzumesi içerisinde hareket edebilmişler. Ve Rainforest adlı müthiş bir ses enstalasyonu var aşağıda. Onunla da bir ilişki kurabilmek İlhan Hoca arasında mümkün diye düşünüyorum. Çünkü İlhan Hoca bana sanatın her adımında, üretim sürecinin her adımında esasında yetenekten ziyade fikrin ve o fikrin özgürlüğünü sağlayan rastlantısallığın önemine vurgu yapardı. Ben bunu hiçbir zaman unutmadım. Biz bu sergileri düşünürken, geçen sene yapacaktık bunları, pandemi nedeniyle maalesef bu seneye uzadı. Ama bakınız ki bu bir tesadüf olamaz. Bence dünyanın büyük enerjisinin içerisindeki bir gelişmenin sonucu bu. İlhan Hoca'nın 100. yaş gününe çok yaklaşıyoruz 26'sında, 26 Eylül'de. Ve bu sergiler hala devam ediyor. Ve bu sergilerle İlhan Hoca'nın bir ruh birliği içerisinde olduğuna çok inanıyorum. Çok uzattım. Şahane bir akşam olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, geldiniz. Bizim için İKSV'yi burada ağırlayabilmek, biliyorsunuz ben İKSV'nin eski genel müdürüyüm, ağırlayabilmek
bir başka rüyanın dejavü gibi tekrar karşımıza çıkabilmesi oldu. Gerçekten çok büyük mutluluk hissediyorum ve Discount'la ve sizlerle eğer bir işbirliği yapabilecek sanata odaklanan bir kurum varsa o bildiğiniz ki artar. Aydıncığım tekrar çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim.